Efendim merhaba. Bugün analizde kendileri yurt dışında yaşıyor. Özel hayat, evlilik ve sağlık konularını merak ediyor. Elbette parayla, kariyerle ilgili konuları da merak ediyor. Aynı zamanda kendi işini başlatmakla ilgili soru işaretleri var kafasında. Analize geçmeden önce belirtmek istiyorum ki açıklamalar kısmında eğitim videolarımızın linki var. Yeni bir seriye başladık. Oradan bilgi edinebilirsiniz. Analize geçelim. Evet, kendisinin aktif Elisa ve 31 yaşında bir erkek. İlk bakıldığında göze çarpan derin bir Merkür çizgisi var. Şöyle gelen, şöyle ilerleyen bir çizgi. Şu şekilde çok istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Şöyle katılan bir çizgi var Merkür çizgisine. Şu örneğe baktığımızda tek bir çizgi daha var katılan bu taraftan. Burada görünmüyor bu fotoğrafta ama bir çizgi daha var. Şöyle bir çizgi var burada. Ve bu çok istikrarlı derin bir Merkür çizgisi. Böyle Merkür çizgisi olanlar iş hayatında gerçekten başarılı olabilirler. Bu e, iyi bir varyasyonlardan biridir. Olması gereken çizgilerden biridir herhalde e, iş hayatıyla ticaretle ilgili. Böyle katılan çizgiler Merkür'e şu şekilde bunlar her zaman e, önünde engeller olabileceği ve bunları aşacağı anlamına geliyor. Mücadeleler de vermesi gerektiği anlamına geliyor böyle katılan çizgilerle Merkür çizgisine çizginin hayat çizgisinden doğması hassas bir bünyeye işaret edebilir. Bu da yaklaşık 70 yaşlarına denk geliyor doğduğu noktalar. 70 yaşlarında daha başka sağlık olayları da yaşatabilir kendisine olumsuz sağlık olayları. Şurada da hatta katılan bir çizgi var şu şekilde. Bu da 65 yaşlarına denk geliyor. Bu yaş aralığına dikkat edecek. Hatta çizgi burada kırılıyor. Bu Merkür çizgisinden sonra çatallı da olsa hayat çizgisi bozularak ilerliyor. Bu istikrar yok görüyorsunuz. Bu da gayet doğal zaten. Birçok kişi de böyle e, ilerleyen yaşlarda çizgi kalitesi biraz düşüyor. Hayat kalitesi düşüyor işte. Sağlıktan dolayı, yaşlılıktan dolayı. Gayet normal. Böyle net bir çizgi Merkür çizgisi, net bir kader çizgisiyle beraber kader çizgisine görüyorsunuz. Çok net gerçekten. Yukarıya kadar gidiyor bunun üzerine geleceğiz işaretlerle ilgili kader çizgisine. Ama böyle ikisinde net kopukluklar olmaması, sağlığının kariyerini etkilememesi, yani birbirinden etkilenmemesi, ikisinde paralellik içinde ilerlemesi, bir olumsuzluk olmadan iş hayatının bir şekilde ilerlemesi, bu gerçekten şanslı bir durum kendisi açısından. Bir engel yok önünde. Çok büyük stres çizgileri de yok zaten kesen. Olması gerektiği kadar ince çizgiler var. Bu yönden istikrarlı iki çizgileri. Bu çok iyi. Kendisinin verimi açısından, sağlığı açısından yaşanacak herhangi bir olumsuzluklarla da küçük sağlık problemlerini de aşacak. Hiçbir şekilde iş hayatına etkileyecek bir durum görünmüyor. İstikrarlı bir çalışma hayatı görülüyor denilebilir. Aynı zamanda böyle bir merkür çizgisi çok iyi pazarlama, iletişim yeteneği, insanlarla iyi iletişimler, ilişkiler kurma anlamında gerçekten olumlu. Bu çizgiyle beraber Merkür tepemizin gelişkinliği de çok iyi, gelişkin bir tepe ve parmak çok uzun. Bakarsanız çok güçlü bir parmak, çok aşırı olmamakla birlikte güçlü, şu çizgiyi geçmiş bir parmak ve bakıldığında kalınlık olarak da diğer parmaklarla benzerlik taşıyor. Biraz düşük olması, hafif çekingen, ütangaçlıklar olabilir ama dominant bir karakter, güçlü iradeli birisi, kolaylıkla pes etmeyen birisi de denilebilir. Kendini güvende ve rahat hissettiği ortamlarda daha çok konuşan biri olarak e, görülebilir. Ama normalde hafif çekingenliği, geri planda olma durumları da gözlemlenebilir. E, duruma göre hareket eder daha doğrusu. Ama e, güzel bir parmak güçlü. Merkür parmağının güneş parmağına doğru dönük olması. Bu dönme özellikle uç kısımdan kaynaklanan bir dönme. Ama güneş parmağına doğru eğrilme bir kavis var genel olarak parmakta bakıldığında. Sadece uç kısımda daha şiddetli. Şimdi genel olarak böyle parmağın güneşe doğru dönmesi bu kişinin çok kurnaz, gözü açık olması anlamına geliyor. Diplomaside ve diplomatik dilde çok iyidir. Gerçekten ikna edicidir. Sadece uç kısmının bükülmesi parmağın şöyle. Şuradan bir bükülme var direkt. Yani bu parmak normalde düz ilerleyen bir parmak. Ama şu uç kısım aynen bükülüyor güneşe doğru. Bu da bazen cinsel konularda memnuniyetsizlik. E, beklentilerin karşılanmaması gibi konular problemlerle karşılaşabilir. Yani beklentilerin yüksek olması denilebilir kısacası. Yine ender rastlanan uzunlukta bir Jüpiter parmağı var burada. Görüyorsunuz. Aşırı uzun bir Jüpiter parmağı. Güneş parmağı yanında çok küçük yavru gibi kalmış. Neredeyse Satürn parmağı kadar uzun. Konumu da öyle yüksek zaten. Böyle güçlü Jüpiter parmağı her zaman otorite kurmak isteyecek, yönetmek isteyecek. Kendisini her zaman büyük hedefler ...fazla şeyler isteyecek, hedefleri büyük olacak. Kontrolü her zaman elinde tutmak isteyecek. Başkalarının koyduğu kuralları pek dinlemeyecek. Kendi kurallarını kendi oluşturmak isteyecek. Aynı zamanda kendisi çok gururlu ve onurlu olma eğiliminde olacaktır hayatta. Burada satürn çizgisinin yani kader çizgisinin buraya doğru dallanmaması bir avantaj yoksa... ...aksa halde kontrolü çok zor olan bir azim, hırs içerisine girebilirdi... Neyse ki çizgimiz düz ilerliyor yoksa e, daha zor olabilirdi kontrol etmek bu isteklerini. E, neyse ki sadece parmak çok güçlü ve uzun. Yani gerçekten Ender Rastlanan işaret parmaklarından biri bu. Genelde Jüpiter parmağı böyle çok uzun olan kişiler genelde geç yaşta evlenirler. Ve e, evliliklerine de genelde yani ilk, ilk önce kariyerdir, otoritedir bunları sağlar. Evlilik ikinci plandır. Yani bu evleneceği kişi bu. Kuralları uyacak, kendi istediği şekilde hareket etmesi gereken birisi olacak. Olması gerek daha doğrusu. Ve yav işaretine baktığımızda açık bir yav işareti var şöyle geniş. Bu yine geç evlilik işareti. Kendisi şu an zaten 31 yaşında. Bekar ve gayet akışına doğru gidiyor olaylar şu an için. Ve bu bazen yav işaretinin böyle oluşu büyük hedefler uzun süreli hedefler içinde önemli parmak yapısıyla yine anlamlı bu yav işaretinin geniş olması. Bazen bunlar dar oluyor biliyorsunuz. Gayet geniş bir yav ve kapalı maddi konularda sağlık açısından evlilik ikili ilişkiler açısından da iyi bir işaret. Yani yüksek ihtimal evlilik belki 35'ten sonra olabilir. Merkür çizgisinin de en derin evlilik çizgisi böyle uzun olan yukarıda geç yaşlarda bu ortada, ortadaki de yine ilerleyen orta yaşlarda. Bu evliliğin 35 yaşından sonra olma ihtimali yüksek. 35 yaşından sonrası daha gerçekçi duruyor. Aslında evlilik içinde çok girişken birisi. Çünkü çizgiler çok uzun ve istikrarlı. Gerçekten zaten e-mailinde de niyetinin olduğunu evlenmek istediğini bir şekilde belirtti. Gerçekten istekli biri ve evlilikte de gerçekten fedakarlık yapacağını düşünüyorum. Bu özelliklerine rağmen yine de iyi bir eş olacağını düşünüyorum burada aile bağlarını da güçlü görüyorum ben. Aile zincirini görüyorsunuz. Çok net derin bir çizgi. Büyük bir aileden gelme olmuş olabilir. Geniş bir aileden. Ve e, bu da evlilikle ilgili güzel bir işaret. Burada evlilik çizgileri şöyle gelen var. Şöyle çift bir durum var. Biraz karışık gibi duruyor çizgiler burada ama yine bu birden çok çizgi var burada. Yine olumsuz bir durum yok. Sorel'e baktığımızda Sorel'dekinde de yani düzgün normal bir çizgi ee, evlilik konusunda ihtimaller yüksek bence diğer noktalara da bakacağız şimdi ilerledikçe ama bu hemen olmayacak bir durum gibi görülüyor biraz daha beklemesi gerek 35 yaş en az eli şekil olarak baktığımızda çok uzun bir el uzun parmaklar tam bir sanatçı eli diyeceksiniz kendisi de zaten sanatla ilgili e, yüksek okul mezunu 3 yıllık yanlış hatırlamıyorsam aynı zamanda mimarlık okumuş mimarlıkta zaten sanat sanatsal bir e, bilgi yetenek gerektiren işlerden biri. Böyle ince, uzun yapılı bir el hassas işler, estetik ayarlar, e, incelikleri gerektiren bütün işlerde çok başarılı olur gerçekten. E, çok yetenekli, güzel bir el şekli bu. Şu kısmın daralması, parmakların uzaması, uç kısımları da parmakların çok uzun görüyorsunuz elin. E, bu çok akılcı birisi, akıl yürütmeyi seven Zaten akıl çizgisinde birazdan geleceğiz. O da çok uzun, istikrarlı bir, bir çizgi. Evet, son eldeki fotoğrafa baktığımızda şu üç kısımların daha uzun olduğu daha net görülüyor fotoğraftan dolayı. Parmaklar da uzun, uç kısımlar da uzun. Bu elin yapısı da uzun yapıda, buradan dar. Gerçekten iyi, ince incelik gerektiren işlerde, akıl yürütülmesi gereken işlerde iyi olacaktır. Tabii bununla beraber Venüs halkamız var burada. Görüyorsunuz şöyle. ...net, kapalı bir venüs halkası, tamamıyla paralellik içerisinde bu saydığım özelliklerle... ...gerçekten yaratıcı yeteneklerin kabiliyetlerini iyi kullanabilen, pozitif yönde kullanan... ...ve iyi bir mizaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çok çalışkan, üretken biri de denilebilir. Boş durmayı sevmez, öyle bir özelliği de vardır. Halkanın böyle tam oluşu, etrafındaki insanları çok kolay sezer, hisseder... ...iyi veyahut kötü niyetli olduklarını kolay anlar, çok kısa sürede anlar ve ona göre hareket eder. İyi bir özelliktir bu. Ve halkanın kırılmadan tamamlanması bu e, yüksek iş konsantrasyonu anlamına da gelebilir. Tabii ki de bu halkanın olumsuz yönleri de var. İşte deşarj olamama, bazen kendini e, değersiz, mutsuz hissetme durumları, bu dünyaya ait olmadığını düşünme, değersiz hissetme kendisini, kendisine hiç çoktan sorunlar yaratıp kafaya takma. Ama ben kendisinin bu Düşüncelerden kolaylıkla depresyona gireceğini düşünmüyorum. Çünkü çok güzel, net bir akıl çizgimiz var. Şöyle avcı baştan sona giden. Şöyle genel bir çizgi var. Güçlü bir baş parmak var. Zaten işaret parmağı ve merkür parmağından da bahsettik. Yani güçlü bir karakter. Kolaylıkla ben e, de büyük derin depresyonlara gireceğini düşünmüyorum bu halkadan dolayı. E, büyük ihtimal sadece bunun iyi yönlerinden faydalanacaktır. Aynı zamanda kendisi çok nazik, kibar, romantik bir yapıda da olabilir bu halkadan dolayı. Bu halkayla bağlantılı olarak evlilikte de hislerinin iyi olduğu için, insanları kolay anladığı için çok kolay eleyebilir yani eş adaylarından ve daha çok beklemek zorunda kalabiliyor doğal olarak. Şimdi iki elle bir karşılaştırma yapacağız. İki elde rahat bırakılmış bir şekilde fotoğraf çekilmiş ve ikisinde de Satürn ve Jüpiter arasında bir boşluk var. Rahat bırakılığında görüyorsunuz. İki yerde de hem sol hem sağ. Yani kolaylıkla tesadüfi olmuş bir durum gibi değil. Net bir boşluk var iki parmağın arasında da burada. İki elde de. Kolaylıkla kurallara uymak istemeyen, düşünce özgürlüğünün, öz farkındalığının tadını çıkartmak isteyen birisidir. Başkalarının ne düşündüğünü, ne dediğine önem verir, saygı gösterir ama yine kendi bildiğini okur, kendi kurallarını uygular. Ve her zaman bağımsız bir yaşam tarzını tercih eder kolaylıkla emir altına girmek isteyeceğini düşünmüyorum ben. O yüzden zaten e-mail'inde de yazmış kendi işini başlatmak istediğini dair. Bu özelliklere baktığım zaman gayet normal yani. Başkasının altına çalışması çok zor. Kendi kurallarını oluşturması lazım. Sıfırdan yeni bir şey oluşturması kendisi için en hayırlısı olur. Daha kendisinden verim alır ve daha mutlu olur gibi geliyor bana. Burada bir diğer nokta kader çizgimiz avucun ortasından başlıyor. Şöyle sağlık çizgisinin olduğu noktalardan şöyle başlıyor, çizgi ilerliyor. Yani tam orta kısımlara denk geliyor hemen hemen. Tam orta değil ama ortaya yakın. Bu yaşamın ilk bölümünde o kadar her şeyin kolay olmadığı, zorlukların olduğu ve kendisinin bir şekilde kendisinden daha fazla verim alamadığı, zorluklar yaşadığı dönemler atlatmıştır. Şans faktöründen çok kendi çabalarıyla bir şeyler elde ettiği dönemdir. Şans faktörü çok fazla da yanında olmadığı dönemlerdedir belki bu dönemler, erken dönemler. Çizginin belirdiği dönemler daha şanslıdır artık. Tabii ki de bu erken dönemlerde yaşadığı problemler aileyle ilgili olabilir, ikili ilişkiler, herhangi bir okulla olabilir, eğitim. Ee, bu konularda çok büyük dersler alır ve e, ondan sonra daha bilinçli bir şekilde ilerler. Bu dönemlerde de kendisinden daha çok verim olur. her konuda çizginin derinleştiği noktalarda. Ve derinleştikten sonra iş hayatı da kariyeri de her türlü şey daha e, yoluna girer, gideceği bir yol vardır her zaman. Bu çizgi 20 yaşından itibaren belirmeye başlıyor. O dönemden itibaren şanslı olduğunu, her şeyin daha farklı ilerlediğini farklı görmeye başladığında kendisi de biliyordur bu dönemlerde. Yaşamıştır. Kendisi ve etrafı için daha faydalı olduğu dönemler bu dönemden sonra başlamıştır büyük ihtimal. Ve bu çizgi çok istikrarlı ilerliyor. Gerçekten hiçbir engel yok önünde. Stres geri yok. Bozulmadan çizgi istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Her zaman iş bulma konusunda maddi konularda sıkıntı çektiğini düşünmüyorum kolaylıkla. Ve her zaman birden çok seçenek önünde mevcuttur. Sadece seçmesi gerekiyor ne yapması gerektiğini. Ve bu çok istikrarlı bir çizgi. Şu şekilde mesela buraya kadar geliyor. Şu orta dönem de çok net. Ondan sonrası da çok net. Bu kalp çizgisine kırılma genelde oluyor. Bu normal. Bir, bir sorun yok bununla ilgili. Şurada şöyle bir üçgen var. Kader çizgisi üzerinde ve çizgi şöyle tekrar ilerliyor tekrar. Bu kadar çizgisinin sona kadar böyle ilerlemesi tüm yaşamım boyunca bu özelliklerin devam edeceği, bu kalitenin devam edeceği anlamına geliyor. Evet buradaki üçgen nadiren gördüğümüz bir üçgen. Hem Satürn tepesinde hem de Satürn çizgisinin üzerinde oluşu. Bu üçgenin nitelikleri ilk olarak söyleyebileceğim mistizm ve akült bilgilere çok meraklı, gerçekten de meraklı olduğunda yazdığı e-mailinde bu tür bu tür şeylere, bu tür konulara. Bu alanlarda araştırma ve analizler yapabilir. Bu yeteneği, kabiliyeti var. Yeni tezler sunabilir. Gerçekten güzel bir üçgen burada bu. Bu üçgenin belirdiği nokta 80 yaş gibi görülüyor ama tepenin üzerinde olduğu için Satürn tepesinde 25-30 yaştan sonra diğer farklı etkilerini de göstermeye başlayabilir. Mesela normalde Satürn nedir? Biz diğer adı mal mülk tepesi. Yani malla de arazi, ev, bir şeyleri elde etme ile ilgili bir tepe. Bu tepede böyle bir üçgen olması, özellikle Satürn kariyer çizgisinin üzerinde olması e, gerçekten şans para işaretidir. Bir şeyleri elde etme birden çok bir şey olabilir. Bu sadece bir şey değil. E, çok güzel bir işaret burada. Bir zenginlik işareti de denilebilir. Ring of Solomon'la var. Bu Ring of Solomon'ın özellikleri de bu üçgenin bahsettiğimiz bu e, astroloji tarzı e, konularla ilgili merakında ilgili de bağlantısı var. Aynı benzer özellikler var bunları gerçekten öğrenme kabiliyeti var. Merakı çok yüksek ve profesyonel olarak değerlendirebilir bunları. bir, bir şey başlatabilir bununla ilgili. Daha da ilerletebilir. Gerçekten bu, konu, bu tür konuları anlamak ve öğrenmek zordur. Bu kabiliyetler mevcut kendisinde. Yine hislerinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz bu Ring of Salaman'la. i̇nsanları kolay anlama, yine benzer özellikler az önce de bahsettiğimiz gibi. Kolay anlama, sezinleme, altıncı his çok iyi. Ve öngörüler çok iyi aynı zamanda. Bunlar da iyi özellikler. Bu hislerle konuları bahsederken güçlü bir kalp çizgisini de burada belirtelim. Çok net bir dalı şöyle gidiyor. Bir tanesi de şöyle iniyor. Gerçekten çok güçlü. Hafif şuradan çıkan çizgiler bunlar hırs çizgileri. Orta yaş dönemlerinde daha hırslı olma ihtimali yüksek. Erken dönemde yok pek. İlerleyen dönemlerde de yok ama orta yaşlar yaklaşık işte 25'ten 55'e kadar hayatına daha hırslı, azimli dönemler, istediklerini elde ettiği dönemler 25-55 yaş arası büyük ihtimal bu dönemleri iyi değerlendirmeli. Bu kadar hisleri güçlü birisi, öngörüleri iyi olan birisi, insanları baktığı zaman birkaç kelimeyle anlayabilen birisi doğal olarak şu an evlilik konularını çok merak ediyor. Nasıl bilir evlenirim, ne zaman evlenirim diye. Bu seçeceği kişi, evleneceği kişi gerçekten kendisi için en uygun kişiyi bulacaktır. Buna eminim. Çünkü kolaylıkla hata yapacağını düşünmüyorum. Eğer o kişiyi bulduğunda da evlenir ama ne zaman bulur, tabii onu bilemeyiz. Diğer özelliklerde zaten bu öncelik birinci öncelik değil. Ondan da bahsettik. Evet, kalp çizgimizin uçları Jüpiter tepesine dayanmış biri hafif aşağıya doğru eğimli ama tam değil ve biri de parmağa doğru gidiyor. Bu Jüpiter nitelikleri gerçekten hakim olacak kalp çizgisinde, özellikle ikili ilişkilerde, toplumun her kesiminden insanlarla iletişime geçebilir, arkadaşlık kurabilir. ...kolaylıkla... ...böyle kişiler genelde gösterdiği sevgilerde... ...samimi ve net güvenilirlerdir... ...hayatı sadece kendisi için yaşamaz... ...diğerlerine de yaşatmak ister... E, ...elinde mevcut olan imkanlarla... ...böyle hakim bir e, kalp çizgisi... ...aradığı aşkı buluna bırakmaz... ...eğer ayrılmak zorunda da kalırsa... ...kolaylıkla ikinci evlilikler... ...ikinci bir aşk hikayesi olmaz aynı şekilde... E, ...bir keredir bu... ...bunu bir kere değerlendirirler genelde... ...geri kalanlar aynısı olmaz... Geri kalan yeni başlangıçlar yeni, bulacağı yeni bir kişiyle aynı şeyi yaşaması biraz biraz zor olabilir. Çatallı oluşu zaman zaman duygusal davranışlarda değişimler gözlemlenebilir. Mesela aşağıya doğru giden dal daha e, duygularını gizleyen, daha kıskanç e, ve inatçılık gösterebilir. Ve yukarıya doğru giden dal da burada her zaman daha samimi, daha duygularını belli eden, daha fedakar e, bir yapıda olabilir kendisinin çocukla ilgili soruları vardı. Çocuk sahibi olmayla ilgili. Şuraya baktığımızda nesil çizgilerine şurada iki çizgi görüyorum ben. ince. Bir veyahut da iki çocuk ihtimali bu. Bir de şu noktalara baktığımızda burada da şöyle iki çizgi gibi bir çizgi var. Yine bir veyahut da iki çocuk ihtimali. Bu sol ele bakalım bir de. Evet sol elde de iki çizgimiz var burada. Şurada da hemen hemen benzer ince çizgiler var. Bir veya iki. Yani ihtimal olarak bir veya da iki görülüyor çocuk sahibi olma ihtimali. Diğer noktalara da bakarız şimdi sırasıyla. Şöyle akıl çizgimize baktığımızda tekrar çizginin gerçekten tam örnek bir akıl çizgisi. ince kavisli şöyle hafiften kavisli hafif eğimli fazla değil ve uzun bir çizgi. Hem Ay Tepesi'ne temas ediyor hem de dış Mars'a. Sadece dış Mars'a gitseydi mesela şöyle, dümdüz böyle olsaydı dış Mars'a. Bunlar mesela işkolik olabilirdi. Ee, çok fazla kendini yoran, işi gücü hayatı iş olan, başka bir şey düşünmeyen, kendisini sürekli koşturtturan e, bir yapıda olabilirdi. Ama böyle olduğu zaman iki nitelikten de faydalanıyor. Ahenk de böyle düşmesi hafiften çok fazla değil iki nitelikten hem gerçekçi, e, dirençli koşturan, pes etmeyen, bir de hayal gücünden faydalanan, hayatında tadını çıkartan, kendi zevklerine göre işler bulan, sadece mesela para kariyer odaklı değil ama bir yandan da kendini düşünen bir yapısı, başkalarını düşünen yapı, sanatı düşünen bir yapı, e, yine e, sanatsal yetenekler, yaratıcı kabiliyetlerle pratik yönlerini birleştirip üretmesi gibi düşünebilir ve çizgi çok güzel çizginin üzerine bir hasar yok. Ufak tefek kesikler var şöyle. Şöyle kesikler. Bunlar var ama çizgi gerçekten net bir şekilde ilerliyor, güzel. E, bu kesiklerde çok büyük etkiler yaratmamış kendisinde. Mesela erken dönemlerde 20-30 yaşlar arasında biraz bu baş ağrıları, ateşli hastalıkları yaşamış olabilir. Sık sık ateşlenmeler e, veyahut da ne bileyim, e, gerginlikler olmuş olabilir ama bu ilerleyen dönemler için gayet iyi, söz veren bir çizgi. Güzel ilerliyor. Burada sağlık çizgisinde kırılması, şurada bir sanki bir kırılma gibi bir şey var. Bu işte belle ilgili, omurga ile ilgili, e, sırtla ilgili konulara dikkat edecek. Yani bir yük kaldırırken kontrollü davranması lazım spor yaparken. Bir hassasiyetli olabilir bununla ilgili. Elin genel yapısına baktığımızda çok fazla karışık çizgi yok. Bu çok fazla süslü hayallerin olmadığı, çok gerçekçi olduğu, mantıklı, makul seviyede hayal gücünün olduğu, erişebileceği şeyler. Ve bunları da kontrol edebilen düşüncelerini, aynı zamanda ne istediğini bilen, çabuk karar verebilen, çok fazla kafa karışıklığı yaşamayan birisi. Net çizgiler var elinde. Burada yine bir şans üçgenimiz var şöyle. Para ve çok net bu. Yani çok kolay para biriktirebilir mesela kendisi. Kolaylıkla e, hata yapmaz para biriktirme konularında. Yatırım konularında da çok kolaylıkla hata yapacağını düşünmüyorum. Çok net güzel bir şans üçgeni var burada. Ve e, hayat çizgisine baktığımız zaman hayat çizgimiz netlerin. Şurada ince çizgi var şöyle. Bu yaklaşık denilebilir ki 45 yaşlarına kadar sevginin gücü gayet yüksek olacak. Aşık olma kapasitesi gayet yüksek. Bu dönemlerde birini bulabilir gerçekten. Ve bulma ihtimali gerçekten yüksek. Bu güzel bir çizgi. Ekstradan güçlendiren, kendisini daha çekici yapan, dışarıdan daha çok fark edilen biri olacak 45-50 yaşlarına kadar. Bu dönemleri iyi değerlendirmesi lazım. Ve Venüs tepesinde yüksekliğiyle beraber yüksek libido gayet görülebilir olacak. Çizgi kalitesine baktığımız zaman çok net gerçekten. Hayat kalitesi müthiş yani. Yani şikayet edecek bir nokta yok. Büyük bir problem görünmüyor. Ve iyi enerjisi yerinde. Fazla stres çizgileri yok. Yani buraya bu tarafa geçen çizgi yok. Bakın çok temiz. Görüyorsunuz. Çizgiler genelde buralarda. Bunların birçoğu zaten çizgi ve fobiler, korkular, dış etkenler. Bazı hayatına giren olumsuz insanlardan çekilmesi. Yani birçok şey olabilir bunlar. Onun dışında yüksek venüsle beraber A gibi şekil oluşturması yine sıcakkanlıkla ilgili mesajı olabiliyor. Yani birçok anlamı var. Ama bunların buraya taşmaması dışarıya iyi. Sadece burada hepsi. Çizginin sonuna doğru geldiğimizde içe doğru dönen dallardan bahsetmiştik şöyle. Şöyle hafif ince çatallanmalar belki şeker hastalığına hassasiyet olabilir. Derin çatalla şöyle... Bazen e, idrar yolları, böbrek, prostat gibi problemler olabilir. E, bunlar da bir ilerleyen yaşlarda. Yani bu tür hassasiyetlikler olabilir. Özellikle şuradan kesen şöyle çizgiler var. Bunlar sağlıkla ilgili yaşlılıkla olabilecek olaylar. Bu zaten diğer e, merkür çizgimize bağlanıyor. E, bu dönemler 65-70 yaş arası, e, 60 yaşından itibaren de dikkat etmeye başlayabilir. E, bu dönemler daha etkili olacak ve çizgiler içeriye doğru dönmesi bakın şöyle geliyor içeriye doğru dönüyor. Bu aileyi çok önemseyen birisi. O kolaylıkla ne kadar hayat standartlarını yukarıya çıkartmak istese de aileden pek uzaklaşacağını düşünmüyorum. Gitse bile yeri gelir. E, çünkü çizgiler içeriye doğru dönük. E, içe dönük aileyle bir vakit geçirmeyi seven birisi. Bilek çizgilerine baktığımızda birinci bilek çizgimiz gayet net. 30 yaşlarına kadar mutlu, sağlıklı bir dönem geçirmiştir büyük ihtimal. İkinci çizgiye baktığımızda bu da e, yine e, 50-55 yaşlarına kadar yine güzel bir dönem. Üçüncü çizgimizde şöyle o da fena değil e, yani büyük kırıklıklar yok üzerinde. Tabii ki adacıklar şeyler var ama üç çizgi olması ve çok bunların e, üzerine büyük işaretler olmadan ilerlemesi ve ilerleyen dönemlerde de sağlıklı da problemleriyle baş edebilir İlerleyen dönemler olsa da şu dönemlerden bahsediyorum. Mesela 60-65. 70 o dönemlere kadar kendisinin mutluluğunu bir şekilde sağlayacaktır. Moralini düzeltecektir. Her zaman bu çizgilerde burada iyi. Maddi konular açısından da bu çizgiler olumlu. Üç tane çizgi oluşu, Hayat enerjisi açısından da zaten hayat çizgisi de güzel net bir çizgi. Ay tepesinin biraz düşük olduğunu görüyoruz şu kısmın. Materyalist yönlerinin de ağır basacağı, gerçekçi yönlerinin de ağır basacağı anlamında okunabilir. Burada güneş çizgilerine geldiğimizde güneş çizgisi yine geç dönemde belirliyor. Geç dönemde zaten e, emeklilikle ilgili e, iyi dönemler olabilir. Şurada bir üçgen de var yine. İyi bir emeklilik dönemi geçirebilir. Maddi konularda rahat olabilir. Tabii de rahavete kapılmadan e, çalışmasına devam etmesi gerek. Bizim söylediklerimizi dinlesin ama yine işini gücünü devam ettirmesi lazım bir şekilde. E, bu çizgiler burada fena değil. Şuradan gelen bir çizgi var şöyle Merkür'e doğru. Bu da işte uyarıcı bir çizgi maddi konularda, yatırımlarda, evlilikte olabilir. Her konuda bir etki. Bunu çizginin kestiği noktalar 18-20'lerde bir şeyler olmuş olabilir. Mesela ailecek bir şeyler yaşamış olabilirsiniz aileyle beraber. Sonra ilerleyen dönemlerde de şunları kesiyor. Mesela bu 58 olabilir. Bu dönemlerde de 65-66 olabilir. Yani ufak tefek şeyler. Belki de 20'de yaşanmıştır bu olaylar, sonra devam ediyor bir şekilde. Bu da zaten Venüs halkasının devamı. Burada yetenek çizgilerimiz de mevcut. Bu gelen Merkür çizgisiyle beraber. Aslında bu Güneş çizgisinin başlangıcı şuradan şöyle. Silik de olsa buraya ilerliyor. Bu yaklaşık kader çizgisinde burası 20 olsa 30 yaşlarına denk geliyor. 30-32 yaşlarında bir şey başlatma bir ilişki de olabilir. Bu iş hayatında da bir durumlar olabilir. Şu an 31 yaşında yani bu yılda olabilir. Önümüzdeki yılda bu yeni bir başlangıç çizgisi olabilir. Bunu da değerlendirebilir. Şuradan düşen bir çizgi var. Kalp çizgisinden aşağıya doğru. Bu da bazen duygusal hatalara sürükleyebilir. Yanlış kararlar verdirebilir ama çizgimiz ilerliyor zaman zaman e, problemler yaşatabilir ama genel olarak çizgi zaten net bir çizgi kadar çizgisi düzgün ilerliyor. Sol elde geldiğimizde sol elde pasif elde kalp çizgimiz öbür el gibi hemen hemen ama sağ elde sanki daha güçlü daha karakterli bir çizgi var. Ee, akıl çizgisine baktığımızda sağ eldeki daha iyi mesela bu ani bir düşüş yapıyor ve daha kısa sağ eldeki daha iyi. Kader çizgimizde burada şunu silelim. Belli belirsiz bir kader çizgimiz var yarım kısa kalmış bir çizgi. O da sahilde daha iyi ve üçgen sahilde var. Burada yok. Ee, Venüs halkası burada hafif oluşmuş. Sahilde tam oluşmuş. Ringo Solomon burada yok. Öbür elde var. Bir tek burada iyi olan diğer öne göre hayat çizgisi. Sağlık sol elde daha iyi. Demek ki bir şeyleri değiştirirse sağlığı düzelebilir. Yani şu an yapacağı, besleneceği yaşam tarzından dolayı ilerisi etkileniyor. Ama bunu düzeltebilir şu an varsa işte kötü alışkanlıklar veyahut da beslenme düzensizlikleri bunları da gözden geçirebilir. Onun dışında sahil, yani hayatın akışına göre yaşayan birisi değil, değiştiren ve kendini geliştiren biri. Zaten çok farklı okullar okumuş hem mimarlık hem sanatla ilgili. Ve daha diğer şeyler de vardır. İlgi alanları var zaten bahsetmiştik. Yani sürekli kendini geliştiren biri. Başparmakta güçlü bir başparmak ve istişare yeteneği gerçekten iyi, konuşma yeteneği iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten diğer özelliklerde bahsettik. Bazen belki harekete geçmene zorlanabilir. Baş şu kısmı biraz bana dar geldi, uç kısmı. Ee, enerjisini toplayıp bence kararlarını uygulaması e, olabilir. Sadece planda kalmasın, istemekte kalmasın olayları. Tamam parmak uzun her şeyi istiyor, şöyle yaparım böyle yaparım büyük hedefler. Ama harekete geçmekte zorlanabilir bazen. Bunu da bir gözden geçirsin. Çünkü diğer özelliklere baktığımızda elinde her özellik var yani bunları yapabilecek. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayın ve siparişinizi verin. Ve kanalda takip etmeyi unutmayın tabii ki. Teşekkürler görüşmek üzere.